Haliç Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimiz günün öne çıkan gelişmesiyle başlıyor. Evet, bültenimiz Roboski katliamına ilişkin haberlerle başlıyor. Zira sabah Kürdistanlılar Roboski katliamının acısını bir kez daha yaşadı. Çünkü iki yıldır sürüncemede bırakılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. Genelkurmay askeri savcılığı katliamın faillerini aklarken kararın aralarında çocukların da bulunduğu katledilen 34 sivili suçlu ilan etti. Katliamdan bugüne kadar yaşanan süreçleri sizler için özetledik. Hemen izleyelim. 28 Aralık 2011 tarihinde Türk ordusuna ait F-16 savaş uçakları Roboski'de 34 sivili bombaladı. Katır sırtında getirilen cenazeleri Kürt halkı belleğine kazıdı. Ve katliamın gerçekleştiği tarihten bu yana da katliamın hesabının verilmesi amacıyla kesintisiz mücadelesini sürdürdü. Ancak katliamcı zihniyet katliamın üstünün örtülmesi için yargısını seferber etti. Önce Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı dava dosyasını 15 ay boyunca bekletti. Bu sırada Türk Başbakanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e operasyon için teşekkür etti. 16 Ocak günü katliamdan sağ kurtulmayı başaran 3 sivile, sınırı yasa dışı yollarla ihlal etme ve ülkeye sınırdan kaçak yollarla mal sokma gibi gerekçelerle soruşturma açıldı. BDP'nin çabaları sonucu 9 Ocak'ta Meclis İnsan Hakları Komisyonu katliamın araştırılması için bir alt komisyon kurma kararı aldı. Ama sonuç farksızdı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin rapor hazırlarken katliamda yer alan askerlerin ifadesine dahi başvurmadığı ortaya çıktı. Gizli, damgalı 200 sayfalık rapor bizzat Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in talimatıyla ne milletvekillerine ne de Roboskililere verilmedi. Raporda kasıt yok, sivil idare ile askeri yetkililer arasında koordinasyonsuzluk var cümlesinin geçtiği iddia edildi. Nitekim olayın seyri iddia edilen cümleleri doğrular nitelikteydi. Önce ailelere sus payı niteliğinde rüşvet teklifi, ardından katliam dosyasının askeri yargıya nakli. Tüm bunlardan sonra da, yani iki yıl sonra bugün soruşturmaya takipsizlik kararı. Peki Roboski katliamının talimatını kim verdi? Talimatı Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in evinden verdiği ortaya çıktı. Genelkurmay Askeri Savcılığı Roboski'de 34 sivilin katledildiği hava saldırısıyla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturmada şüpheli askerler İlhan Bölük, Yıldırım Güvenç, Aygün Eker, Halil Erkek ve Ali Rıza Kuğ hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Karar metninde katliamın gerçekleştirildiği 28 Aralık 2011 tarihinde bombalama için yapılan hazırlıklara da yer verilirken Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in operasyona evinden onay verdiği ortaya çıktı. Karar metninde şu bilgilere yer verildi. Genelkurmay 2. Başkanınca konunun onayını almak maksadıyla Milli Güvenlik Kurulu toplantısı nedeniyle karargahta bulunmayan Genelkurmay Başkanı'na telefonla iletildiği, Genelkurmay Başkanlığı'nın tespitle ilgili bilgilerin işlendiği haritanın konutundaki çalışma ofisine gönderilmesini istediği, haritanın çalışma ofisine gönderildiği, Genelkurmay Başkanınca hava harekatının yapılmasına onay verildiği, bu işlemlerin saat 20 civarında neticelendiği ifadeleri yer aldı. Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın kararına Roboski katliamının davasını takip eden avukatlardan tepkiler geldi. Roboski katliamına ilişkin açılan soruşturmaya takipsizlik kararına tepkiler yükseldi. Katliam davası avukatları kararı uluslararası mahkemelere taşıyacaklarını belirtti. Ahmet, eski baro başkanı Mehmet Emin Aktar, "Karar ikinci bir cinayettir. Bu karar hükümet ve genelkurmayın Kürtlere bir savaş ilanıdır," dedi. Dava avukatlarından Reyhan Yalçın da, "Yargının Kürtler için bağımsız olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır," dedi. İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Serdar Çelebi, "Biz olayın kasten yapıldığını söylüyoruz, onlar da katliamdan nasıl kurtulacaklarını yöntemlerini arıyorlar," dedi. Ahmet Barosu Başkanı ve dava avukatlarından Tahir Elçi, "Bu karar aynı zamanda insanlığa karşı işlenen çok ağır bir suçtur," sözleriyle değerlendirdi.
BDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, BDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan BDP eş genel başkan yardımcısı Meral Danış Beştaş'ın kararı darbe olarak nitelendirdi. Bu sabahki duygularımızla 28 Aralık 2011'de yaşadığımız duygular aynı. Hiçbir farklılık yok. Bu bir darbe. Roboski dosyasında 2 yıldır uygun zaman ve zemin yoklanmıştır. Failleri, katilleri, emir verenleri ve emri uygulayanları aklamak için 2 yıl beklenmiştir. Ve bu bekleme sürecine soruşturma adı verilmiştir. Böyle soruşturma yapılmaz. Failleri, şüphelileri, katilleri aklamakla kalmamış, öldürülen çocukları ve gençleri de aslında suçlu ilan etmiş. Kendilerinin kaçakçılık yaparken aslında örgütle ilişkide olduğu, bu konuda bir karar vermiş savcı. Bunlar kaçakçıysa, bunlar sınır ötesine gidiyorsa, bunların PKK mensuplarıyla, militanlarıyla, gerillalarıyla ilişkisi vardır. Personelinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu kararlarını uyguladıklarını savcı karar veriyor, buna karar veriyor. Diyor ki burada TSK personeli suçsuzdur. Çünkü Meclis ve Bakanlar Kurulu kararı vardır ve hata olduğuna karar veriyor savcı. Kanunsuz emri veren kim? Hadi kanunsuz emri uygulayanın suçsuzluğuna kanaat getirdiniz ya da dava açılmasına yer olmadığına karar verdiniz. Burada emri verenler hakkında neden hiçbir yorum yok? Neden bir soruşturma yok? Neden bir dava açılması fiili yok? İşlemi yok. İkincisi, savcılık kurumu karar merci değildir. Savcılık makamı soruşturma yapan kurumdur. Delilleri toplar, araştırır, bilgileri derler ve takdirini mahkemeye bırakır. Beştaş, kararın bugün basına servis edilmesinin altındaki nedenlere de değindi. Biz öğrenemedik. Bizim aynı zamanda hepimizin bu dava dosyasında vekaletnameleri var. Yüzlerce avukatın vekaletnamesi var bu dosyada. Hiçbirimize tebligat yapılmadan, bildirilmeden biz sabah sosyal medyadan kararı öğrenip Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gidip kararın bir örneğini alabildik. Neden bu sabah servis edildi? Hangi amaçla yapıldı? Bugün milletvekillerinin yemin içeceği biliniyordu. Bugüne denk getirilmesinin kim tesadüf olduğunu söyleyebilir? Kürtlere sus payı mı veriliyor? Öte yandan karara HDP, DTK, EMEP, İHAD ve ÇHD'den de tepkiler geldi. Öte yandan bugün partilerin grup toplantıları da vardı. BDP grup toplantısına HDP eş genel başkanı Sebahat Tuncel katıldı ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Toplantıda BDP'nin tahliye olan milletvekilleri de salonda yerini aldı. HDP eş başkanı Sebahat Tuncel gündemin en temel konusu olan Roboski katliamına ilişkin alınan kararı değerlendirdi öncelikle. Şimdi devlet bugün verilen kararla aslında bu adalet yürüyüşüne bir darbe daha vurulmuştur. Ne deniliyor bu kararda, Roboski kararında? Efendim, emri uygulayanlara ceza verilemez. Türkçesi ya da özcesi bu cümleyle ifade edilebilir. O zaman buradan soruyoruz. Emri kim verdi? Emri kimin verdiğini biz biliyoruz. Yargılayacak mısınız? Roboski katliamını unutmak demek, insanlığımızı unutmak demek. Roboski katliamını unutmak demek, adaleti unutmak demek. Roboski katliamını unutmak demek, barışı unutmak demek sevgili arkadaşlar. Askerle hükümet anlaşmış, gerçeklerin üzerine gizleyecek mi diye, gerçeklerin üzerine örtecek mi diye bir soru geliyor aklımıza. Sevgili arkadaşlar, Roboski herhangi bir olay değildir. Çünkü biz yakın geçmişimizde yaşanan bu katliamın hesabını soramazsak, devlet bunun hesabını vermezse, siz zannediyor musunuz ki Maraş'ın, Sivas'ın, Çorum'un, Dersim'in hesabını verecek? Tuncel, sistemin çivisi çıkmış tespitini ise şu noktalara dayandırdı. 21. yüzyılda savaş uçakları halkımızı bombalayacak, 34 can toprağa düşecek ve bugün buna takipsizlik kararı vereceğiz. Peki biz adaleti nerede arayacağız arkadaşlar? Bir gecede operasyon yapılıyor, kendine göre düzenleniyorsa bu ülke de demokrasi bitmiş demektir. Bu ülkenin çivisi çıkmış arkadaşlar. Bir diğer sıcak gündem olan iktidar kavgasına ilişkin Tuncel'in tanımlamaları oldukça netti. Gerçekten temiz olduğunu iddia ediyorsan o zaman gel gerçeklerle yüzleş. Roboski'nin hesabını vermekten başlayalım bu işe. Şimdiye kadar birlikte yediniz. Şimdi de birbirinizi yiyorsunuz ama olan bize oluyor. Tuncel bir diğer hesap sorulması gereken katliama değindi. Yani 9 Ocak Paris katliamı.
Bu katliamın sorumlusu sadece Fransa hükümeti değildir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Binlerce Sakine Cansız var, binlerce Fidan Doğan, binlerce Leyla Şalemez var. Bu özgürlük yürüyüşü engellenecek mi sanıyorsunuz? Bugün Sakine Cansız'ın yoldaşları Rojava'da devrim gerçekleştiriyor. Selam olsun onlara diyoruz. Cezaevlerindeki baskıları da hatırlatan Tuncel, zindanlar boşaltılsın dedi. Konuşmasını 11 Ocak'ta sendikaların yolsuzluklara karşı yapacağı mitinge katılım çağrısıyla sonlandırdı. Evet, Orta Doğu'dan öne çıkan haberleri aktaralım. Günlerdir Irak'taki saldırıları sizlerle paylaşmıştık. Bugün Kerkük'te bir polis merkezine daha saldırı gerçekleştirdi. İlk açıklamalara göre saldırıda 3 kişinin öldüğü, 53 kişinin yaralandığı kaydedildi. Polis kaynakları saat 10.30 sularında bomba yüklü bir araçla Kerkük'te bulunan Kurya Polis Merkezi'nin hedef alındığını belirtti. İntihar saldırısı olarak açıklanan patlamada 3 kişinin öldüğü, 53 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ancak ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor. Patlama sonrası karakol yakınlarındaki dükkan ve binalarında ağır hasar gördüğü kaydedildi. Suriye'de ise rejime bağlı savaş uçakları Halep'in Azaz bölgesinde Kürtlerin yaşadığı İhris köyünü bombaladı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre bombardıman dün sabah saat 10'da gerçekleşti. Azaz bölgesindeki İhris köyüne hedef alan bombardımanda 6 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı. Köylülerden Kemal Ali ve Cemil Ali'nin evleri tamamen yıkılırken çok sayıda ev de zarar gördü. Öte yandan YPG, Tilberek ve Tilhemis bölgesindeki operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. YPG açıklamasında Tilberek ve Tilhemis kasabalarında IŞİD çetesinin sivillere yönelik saldırısına ve uygulanan ambargoyu kırmak ve yolları açmak amacıyla operasyon başlattıklarını hatırlattı. Operasyon sonucunda bölgedeki birçok köyün çetelerden temizlendiğini ve bomba yüklü çok sayıda aracın tesirsiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada operasyonun bir kez daha Suriye Ulusal Koalisyonu'nun Kürt halkına karşı tutumunu ve IŞİD'e verdiği desteği gözler önüne serdiğine dikkat çekildi. YPG güçlerinin operasyonu sonuçlandırarak üstlerine döndükleri bilgisi verildi. Rojava'da bir yandan direniş, bir yandan özerklik inşası devam ediyor. Demokratik Özerk Yönetimi Yasama Meclisi yönetim modeli, toplumsal sözleşme ve seçim kanununu kabul etti. Oy birliğiyle kabul edilen Rojava Anayasası'nın yanı sıra yönetim modeli ve seçim kanunu da oluşturuldu. Seçmenlerin hiçbir cins, din, bakış, etnik, ekonomik ve toplumsal durum ayrımı yapılmaksızın gizli ve özgür şekilde oylarını kullanabileceği belirtildi. Seçimlerin aynı gün tüm bölgelerde yapılması gerekiyor. Yasama Meclisi'ne üyelik süresi 14 Ocak tarihine kadar açık tutulurken Yasama Meclisi Divanı ve Proje Kurulu kurucu meclis olarak görevlendirildi. Kurucu meclisin en geç 4 ay içerisinde demokratik bir şekilde komite ve konseylerini kurarak gözetim konseyinin gözetiminde seçimleri organize etmesi bekleniyor. Rojava Anayasası'nda yer alan bazı maddeler şöyle. Kantonların meşru savunma gücü YPG'dir. Yönetimde yerel katılım ve çoğulculuk ile temel hak ve özgürlükler esas alınır. Kanton ve merkez yönetimleri arasındaki ilişki demokratik özellik esaslarına göre düzenlenir. Rojava Özerk Yönetimi uluslararası hukuk ve sözleşmelere göre insan hakları ve özgürlükleri korur. Kadın, toplumsal, siyasi, ekonomik, kültürel ve yaşamın tüm alanlarına katılma ve örgütlenme hakkına sahiptir. Çocukların çalıştırılması, çocuk yaşta evlilik, çocuklara yönelik psikolojik ve fiziki işkence yasaktır. Güvenlik, istikrar ve ücretsiz eğitim her vatandaşın hakkıdır. İlkokul mecburidir. Oy kullanma yaşı 18'dir. İş, barınma, ev, toplumsal ve sağlık güvencesi, annelik ve bebeğin korunması güvence altına alınır. Demokratik özerk bölgelerde ekonomik sistem, bilim ve teknolojik imkanların gelişimine dayanan halkın ortak büyümesi üzerine inşa edilir. İşçi ve tüketici hakları korunur, çevrenin korunması ve yönetiminin güçlendirilmesi esas alınır.
Demokratik Özerk Yönetimin Yasama Meclisi dün de Özerk Yönetimin Toplumsal Sözleşmesini yani anayasayı kabul etti. Rojava Demokratik Özerk Yönetimi Yasama Meclisi yönetim modeli, anayasa ve seçim kanunu konularında tarihi kararlar aldı. Rojava Anayasası oy birliğiyle kabul edildi. Anayasada Suriye demokratik, özgür ve bağımsız bir ülke olarak tanımlandı. Rojava'da oluşturulan Cizire, Kobane ve Afrin kantonlarının Suriye'nin bir parçası olduğu belirtildi. Rojava özerk yönetim modelinin 4 temel ayağı var. Kanton sistemi, yasama meclisi, yönetim, adalet ve yüksek seçim kurulu. Kamışlo, Cizire kantonunun merkezidir. Cizire kantonu, Kürt, Süryani, Ermeni, Çeçen, Müslüman, Hristiyan ve Ezidilerin ortak yönetimidir. Kantonun resmi dili Kürtçe, Arapça ve Süryanicedir. Seçimlere katılım farklı halkların temsili oranına göre belirlendi. Buna göre Cizire Kantonu Meclisi üyelerinin %10'u Süryaniler, %10'u Kürtler, %10'u Araplar ve %5'i de diğer inanç ve kesimlerden oluşacak. %40 cinsiyet kotasının uygulandığı bu yönetim modelinde gençler için de kota var. Ayrıca Süryaniler için pozitif ayrımcılık karara bağlanırken tüm kurumlarda eş başkanlık sistemi benimsendi. Alınan kararlara göre Özerk Yönetim Meclisi 101 sandalyeden oluşacak. Seçimlerde parlamenter olabilmek için 15 bin oy alınması öngörülüyor. En çok oyu alan parti ise yönetimi oluşturma yani hükümet görevini üstlenecek. Kanton yönetimleri, dışişleri, içişleri, savunma, adalet, insan hakları ile kadın ve aile gibi 20 farklı alanda çalışmalarını yürütmek amacıyla kurullar oluşturdu. 18 yıl önce bugün gazeteci Metin Göktepe katledilmişti. O katliamın failleri de hala cezalandırılmadı. Katliamın zanlısı 6 polis şartlı tahliye edilerek ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya devam ediyor. Metin Göktepe, Evrensel Gazetesi muhabiri. Bundan tam 18 yıl önce 8 Ocak günü katledildi. Ümraniye cezaevinde katledilen tutsakların cenaze törenini izlemek üzere Ali Beyköy'e gitmişti. Önce gözaltına alındı. Ardından işkenceyle katledildi. Mutlaka bu haberi ben izlemeliyim arkadaşlar diyerek yola koyulmuştu. Ancak devletin her zaman katliamı aklama gerekçesi hazırdı. Metin de sandalyeden düşmüştü ve yaşamını yitirmişti. Ancak Göktepe'nin gözaltına alındığının tanıkları vardı, işkencesinin de raporları. Dönemin İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan, Göktepe ailesinden özür diledi dilemesine. Ancak katliamlar durmadı. Göktepe'nin yaşamını yitirişine dair hazırlanan 38 sayfalık fezlekede 49 polisin yargılanması istendi. Adalet arayışı yılları aldı. Ancak davada gelinen aşama Türkiye Devleti'nin aynasıydı. Dava, mahkumiyet kararı çıkan ilk gazeteci cinayeti olarak tarihe geçecekti. 6 sanık polis, kasta aşarak insan öldürmek ve faili belli olmayacak şekilde insan öldürmek suçlarından cezalandırıldı. Ancak kamuoyunda Rahşan Affı diye bilinen afla şartlı tahliye edildiler. Göktepe'nin çalışma arkadaşlarından Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Göktepe davasına sahip çıkmak o dönemde herkesin kendi demokrasi davasına sahip çıkmaktı diye konuştu. 94 yılında birlikte çalıştık. Ben o zaman Ankara bürodaydım. Metin İstanbul bürodaydı. Gençlik muhabiri olarak başladı aslında Metin Göktepe. Gençlik haberleri yapıyordu. Ve yıl dönümüne yaklaştığımız 9 Ocak Paris katliamı Kuzey Kürdistan ve Türkiye kentlerinde gerçekleştirilen eylemlerle protesto ediliyor. Adana'da BDP Gençlik Meclisi üyeleri Paris katliamını meşaleli bir yürüyüş ile protesto etti. Seyhan ilçesi Gülbahçe mahallesinde bir araya gelen çok sayıda genç Dağlıoğlu mahalle temsilciliğine yürüdü. Ege ve 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyan yurtsever öğrenciler de bir yürüyüş gerçekleştirdi. Katliam Şırnak'ta ise DÖK öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş ile protesto edildi. Yürüyüş ardından açıklama yapan kadınlar katliamı kınadı. Aynı amaçla Kleban'da da yürüyüş düzenlendi.
Van'ın Begiri ilçesi ile Iğdır'ın Elidizek beldesinde de yürüyüşler vardı. Mardin'in Rışmil ilçesinde anma etkinliği, Şemrek'te ise yarın düzenlenecek yürüyüşe çağrı bildirileri dağıtıldı. Erhani'de de yüzlerce kişi katliamı kınadı. Şırnak'ın Cizir, Gölemergin Gever, Ahmet'in Bismil, Bitlis'in Norşin, Muş'un Malazgir ve Agiri'nin Giyadin ilçelerinde de 3 kadın devrimci için anma etkinlikleri düzenlendi. Öte yandan İstanbul, Ahmet, Batman, Mardin'in Koser ilçesinde ise 9 Ocak günü düzenlenecek yürüyüşlere katılım çağrıları yapıldı. ...9 Ocak Paris katliamına yönelik uluslararası alanda da eylem ve etkinlikler sürüyor. Fransız Senatosu'nda Paris'te katledilen 3 Kürt kadın devrimci anısına konferans düzenlendi. Kadın kırımıyla mücadele etmek için kadın cinayetlerine karşı harekete geçelim konulu konferansa yaşamını yitiren 3 kadın devrimcinin ailelerinin yanı sıra Fransız ve Kürt kadın kurum temsilcisi katıldı. İlk oturumda katliam soruşturmasında son durum ve kadına yönelik şiddete karşı hukuki mücadele başlıkları ele alındı. Yapılan konuşmalarda ise katliamın sadece kadınlara yönelik değil, bir diğer insanlık suçu olduğu belirtilerek Fransız devletinden katliamın faillerini açığa çıkarması istendi. Avrupa'daki Kürt gençleri de Paris katliamının yıl dönümü nedeniyle uzun yürüyüş düzenliyor. Civan'ın Azat öncülüğünde gerçekleştirilecek yürüyüş 3 gün sürecek. Paris katliamını aydınlatmak için bir adımda sen at şiarıyla gerçekleştirilecek yürüyüşün yarın Fransa'nın Melun kentinde başlaması bekleniyor. Yürüyüş 11 Ocak günü Gare du Nord'da gerçekleştirilecek, katliamı protesto miting alanında sona erdirilecek. Katledilen Ermeni gazeteci yazar Hrant Dink davasına bugün de devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın 3. duruşması öncesinde Hrant'ın arkadaşları bu mesajı verdi. Cinayete ortaktır. Katilleri koruyan cinayete ortaktır. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen açıklamada yazar Ahmet Ümit konuştu. Yolsuzluk soruşturması ilginç bir tesadüfle yargılanması istenen isimleri de vurmuştur. Kimse onlara dokunmayacaktı. Birbirlerine dokundular ve görevlerinden oldular dedi. Ümit herkese 19 Ocak'ta saat 15'te Agos gazetesi önüne çağırdı. Mahkeme heyeti duruşmada Erhan Tuncel'in tutukluluk halinin devamına karar verirken sanıklardan Osman Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz hakkında yakalama kararı çıkardı. Yavuz akşam saatlerinde Trabzon'da gözaltına alındı. Bir sonraki duruşma 12 Şubat 2014 tarihine ertelendi. Kürdistan Ulusal Kongresi Keneke'ye bağlı Destaya Bilint heyeti Kürtlerin Cenevre 2'ye temsili düzeyde katılmasını talep etmişti. Güney Kürdistanlı 14 siyasi parti de bu talebin arkasında durarak çağrıda bulunmuştu. Çağrı yerini buldu. Kürdistan Ulusal Kongresi KNK çatısı altında bir araya gelen Kürdistan'ın 4 parçası ve diasporadan 54 parti ve sivil toplum örgütü Cenevre 2'yi desteklediklerini açıkladı. Oluşumlar bu desteklerini Cenevre 2'yi düzenleyen kurum ve devletlere bir mektup göndererek bildirdi. Suriye ve Batı Kürdistan için politik çözüm başlığını taşıyan mektupta Kürtlerin barış, hak ve adalet adına Cenevre 2'yi desteklediği ve önemsediği belirtildi. Başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği olmak üzere AB, ABD, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanlıklarına gönderilen mektupta Kürtlerin toplantıya bağımsız katılma taleplerinin dikkate alınması istendi. Ayrıca Temmuz 2012'de Federal Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil'de oluşan Suriye Kürtleri Yüksek Konseyi hatırlatıldı. Konseyin bugün güçlendirilmiş haliyle tüm Kürtleri temsil kapasitesi taşıdığına dikkat çekildi. Müzik
AKP hükümetiyle Gülen örgütü arasındaki iktidar kavgası sürüyor. Emniyet, yargı ve bürokraside devam eden operasyonların dün akşamki adresi Ankara Emniyet Müdürlüğü oldu. Operasyonun en büyüğü dün akşam Ankara'da yaşandı. Aralarında terörle mücadele, asayiş istihbarat, siber suçlarla, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerinde görevli 80'i amir olmak üzere 350 kişinin görev yerleri değiştirildi. Dün gece yapılan operasyonla birlikte görev yerleri değiştirilen polis sayısı 600'e ulaştı. Görevden alınanların yerlerine çoğunluğu Ankara dışından 250 polis atandı. İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ihaleye fesat karıştırmak ve limanlardaki işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda da 25 kişi gözaltına alındı. Akşam üzeri liman işletmesine yönelik operasyon gerçekleştiren bir emniyet müdürü yardımcısıyla iki şube müdürünün görevden alındığı öğrenildi. Ayrıca İzmir merkezli 5 ilde de yolsuzluk operasyonu başladı. Şimdi de Türkiye cezaevlerinde her geçen gün artan hak ihlalleri. 3 Ocak'ta Sincan Gençlik ve Çocuk Cezaevinde tutulan 12 çocuk tutsağı gardiyanlar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya uğrayan EH isimli çocuğun annesi Meryem E, çocuklarının işkenceyi anlatmaması için ölümle tehdit edildiğini belirtti. Meryem E, çocuğunun 8 aydır sürekli olarak psikolojik ve kaba dayağı işkence gördüğünü söyledi. Hasta tutsaklara yönelik ölüm işkencesi ise devam ediyor. Diyarbakır D tipi cezaevinde kalan hasta tutsak Şemsettin Kayalı 1993 yılında gözaltına alındı ve 56 gün boyunca işkencede kaldı. Kayalı daha sonra tutuklu kaldığı 21 yıl boyunca birçok işkenceye maruz kaldı. Hastalıklarına rağmen Adli Tıp Kurumu tarafından cezaevinde kalabilir raporu verilen Kayalı, siyasi tutsaklara düşman hukuku uygulandığını belirtti. Diyarbakır D tipi cezaevinde kalan ve 22 yıldır tutuklu bulunan hasta tutsak Halil Güneş ise her geçen gün ölüme yaklaşıyor. Güneş hakkında verilen cezaevinde kalamaz raporuna rağmen cezaevinde tutuluyor. Güneş'in annesi Sedef Güneş ise kendilerine uygulanan bu işkenceye son verilmesini ve oğlunun tahliye edilmesini istedi. Yapıştı. Hiç canı kalmamış, hiç canı kalmamış. Her geçen gün ortaya çıkan bir başka gerçekse 90'lı yıllarda JİTEM'in katliamlarını gizlediği ölüm çukurları. Mardin'in eski JİTEM merkezinde insan kemikleri bulundu. 1990'lı yıllarda JİTEM merkezi olarak bilinen İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde yapılan bir inşaat çalışmasında insan kafatası ve kemiklerine rastlandı. İhade aynı yıllarda gözaltında kaybetme vakalarının yoğun olarak yaşandığını hatırlattı ve bulunan kemiklerin gözaltında kaybedilen insanlara ait olabileceğini kaydetti. Kimliklere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtildi. İhade ayrıntılı bir adli tıp raporu sonrası konuya ilişkin açıklamada bulunacaklarını ifade etti. Sırada dünyadan bir gelişme, Hristiyan Ortodoks Kilisesi Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel'i kutluyor. Kutlama ve ayinlerin merkezlerinden birisi de Rusya. Başbakan Dimitri Medvedev, başkent Moskova'da düzenlenen törenlere katılırken Putin ise Soçi'de kutlamalara katıldı. Ukrayna'da ise protestocular Noel'i sokakta kutladı. Noel ayinlerinin bir başka durağı Batı Şeria'daki Beytülhalim kenti. Yunan Ortodoks Kilisesi'nin düzenlediği törenler gece boyunca sürdü. Mısır'da nüfusun yaklaşık %6'sını oluşturan Kıpte Hristiyanlar da Noel bayramını kutladı. Gregorian takvimi ile Julian takvimi arasındaki gün farkından dolayı Noel Katolikler tarafından 25 Aralık'ta, Ortodokslar tarafından ise 7 Ocak'ta kutlanıyor. Günün gelişmelerini aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.